Şimdi siz Millet İttifakı'nı HDP üzerinden eleştiriyorsunuz. Bu eleştirileri yaparken sırrı sakık çıktı dedi ki malum Bey bizi konuşturmasın. 2018'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesi Kürtlere verdiği sözleri ana dilde eğitimden tutun da biz biliyoruz. Kapılı kapılar arkasında bizimle görüşüp seçime gelince Kürt düşmanlığı yapmak ayıptır dedi size. Bir ben Kürt düşmanlığı yapmam. Ben o konuda çağdaş bir insanım. İnsanların etnisitesiyle, mezhebiyle, ırkıyla, doğum yeriyle ilgi alanıma girmiyor bunlar. İkincisi ben sırrı sakıkla parlamento çatısı altında hariç hiçbir yerde görüşmedim. En fazla denk geldiysem havaalanında VIP'de denk gelmişimdir. Onunla öyle bir görüşmem yok. E, 2018'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiniz siz değil mi? Ben yalnız hatırlamıyorum. Evet ettim. E, Demirtaş konusunda bugün fikriniz değişti mi? Hayır bak nasıl ettiğimi anlatayım işte. Orada da bir yanlışlık var. Şimdi YSK açıkladı. Dedi ki Muharrem İnce sen aday olabilirsin. Selahattin Demirtaş sen de aday olabilirsin. Tayyip Erdoğan sen de aday olabilirsin. Ee, Temel Karamolluoğlu, Meral Akşener, Doğu Perincek 5 tane aday açıkladı. YSK dedi ki bu adaylar aday olabilir dedi. Ben Sayın Akşener'e gittim. Sayın Karamolluoğlu'na gittim. Sayın Erdoğan'a gittim. Sayın Demirtaşa da gittim. Ben böyle gittim, adaylara gittim. Yani bu ülkenin Yüksek Seçim Kurulu birine sen aday olabilirsin demişse onu ziyarete gittim. Şimdi de bugün buraya gelirken Sinan Oğan beni aradı, ee, ziyarete gelmek istiyorum dedi. Dedim ben Cuma günü Rize'de olacağım, Cumartesi Ankara'da olacağım, beklerim dedim. Sinan Oğan da beni ziyarete gelecek. Ben Sinan Oğan'ı da ziyaret edeceğim. Süreç içinde Erdoğan'ı da ziyaret edeceğim, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceğim. Adayları ziyaret ettim, Demirtaşı da aday olduğu için ziyaret ettim. Ama Kon... Demirtaş'ın e, cezası ile ilgili de bir takım eleştirilerde bulunmuştunuz siz, ben yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, yani. şöyleydi, onu da hem kavala ile hem Demirtaş ile. Ilgili. Hayır, iki video yayınladılar. Benim tüm fetöcüler, benim e, video'mun yarısını kesti,ler yarısını yayınladılar. Ben dedim ki, o kampanya döneminde. Ya arkadaş dedim Selahattin Demirtaş'a aday olabilirsin demiş YSK. O zaman aday yapmasalardı. Aday olmuşsa dedim salın kampanyasını yapsın. Kampanya bittikten sonra suç, suçu varsa hapse tekrar atarsınız dedim. Kampanyasını yapsın. Yarış adil olsun dedim. Yoksa ben serbest kalsın, tutuklansın böyle bir şey demem. Şu an nedir görüşünüz Demirtaş'ın tutuklanması? Aday olursa, aday olursa kampanyasını dışı, YSK onu aday yaparsa kampanyasını dışarıda yapabilmelidir. Yok ben bireysel olarak şu anki ben dönüyorum. hakim değilim, savcı değilim. Adil yargılanmasını istiyorum. Adil yargılandığına inanıyor musun diye sorarsanız inanmıyorum. Hı. Hmm. İnanmıyorum ha. adil yargılan. Benzer eleştiri kavala içinde yapıyor musunuz? Onu da adil yargılanmadığını düşünüyorum. Ama ben siyaset insanıyım. Serbest bırakılsın ya da tutuklansın demek bana yakışmaz. O mahkemelerin işi. Ama adil yargılanmadıklarına inanıyorum.